Merhaba Tam İndir takipçileri, İstanbul'da çok güzel bir kafeden hepinize merhabalar tekrardan. Huawei Mate 20 Lite'ın Türkiye lansmanındayız ve yanımda kim var? Kimsin sen? Enginar. Kerem kardeşim. Ben niye buradayım? Niye bu kanaldayım ben? Abi bu kanal böyle video çekelim ya. Eyvallah. Şaka yapıyorum. Ben de sizin kanalda evet, oluyorum. Evet, biz de kendi videomuzda Tam İndir Beyciğimi hep güzel fotoğraflar için kullanıyoruz. Model olarak en model arkadaş mı çünkü? Estağfurullah, o senin yakışıklı. Biz şey, telefonu değil kendimizi övmek için aslında bu video. Evet, olayımız bu. Çok yakışıklı adamsın ya. Şaka bir yana arkadaşlar, telefon çok güzel. Videoya, telefonun daha doğrusu ön incelemesine ve teknik özelliklerine geçmeden önce ben senin ne merak ettiğini düşündüm açıkçası. Yani ne düşündüğünü merak ettim açıkçası. Ne düşünüyorsun abi cihaz hakkında? Nasıl? Abi sana şu açıdan katılıyorum. Telefonu sadece bas telefon olarak düşündüğümüzde evet, çok güzel. Evet. Kirin 710 işlemcisi var. 12 nanometre işte geliştirilmiş yapay zeka ile alakalı kamerada çok güzel yenilikler var vesaire. 3750 mAh pil var. 6.3 ince tabii ne kadar gider gitmez çok emin olamıyorum ama hani teknik özellikler bazında doyurucu bir telefon tasarımıyla vesaire ama en son fiyatı duydum 3799. Fiyatı söylemediler. Honor Play'i gördün. Evet. Yani 2800'de Honor Play varken bugün Kirin 970'li. Asus Zenfone 5S var. 845'li Snapdragon 3700-3800 lira bandında. İşi zor. Bence ne yalan söyleyeyim, işi zor ama yani. Ama telefon güzel ama fiyat zor. Ya bu fiyatlar nereye gidiyor hiçbir fikrim yok. Ne olacağıyla alakalı. Dolar dün yine 6'yı aştı. Evet. 6.3'e falan gitmişti. Şu anda 6.35 falanmış. Yani nereye gidiyor bilmiyorum ama telefon genel olarak bu parayı aslında bu para olmaması gereken bir telefon. Ya şimdi şöyle bir şey var. Huawei son birkaç yılda herhalde bütün akıllı telefon üreticilerinden daha iyi işler yapıyor globalde. Satış anlamında rakamlar bazında konuştuğumuz zaman. Türkiye'de şu anda ikinciler pazar payına sahip şey olarak akıllı telefon üreticisi olarak. Dünyada da Apple'ı geçtiler biliyorsunuz çeyrek bazında. Bunları nasıl başardılar? Aslında hem Mate 10, Mate 10 Lite, işte Mate 10 hem P20 serisi, P20 Lite falan hep çok güzel fiyatlardı özelliklerine göre. Şimdi yine dünyada öyle, dünyada değişen bir şey yok. Ama Türkiye'ye baktığımız zaman acaba Türkiye'deki geçen yılki başarısını, satış başarısını Mate 20 serisinde de devam ettirebilecek mi? Ben şüpheliyim. Çünkü bu telefon 3799 ve serinin en alt modeli şöyle, 20 ve 20 Pro gelecek. Belki olabilir. Neden olabilir? Çünkü şu an bütün cihazlar müthiş zamlandı. Yani. Evet yani aslında artık ucuz cihaz kalmadı. Ülkedeki ama psikolojik sınır 10 bin lira. Yani 10 bin liraya iyi bir cihaz almak istiyorsan 10 bin TL vermen lazım akıllı telefona ve akıl almıyor. O yüzden hani 3500 lira, 4000 liraya falan böyle iyiymiş falan. Bence biz şu an alışamadık. Takipçiler de aynı şekilde ama buna iyi falan diyeceğiz bence yani. Öyle bir ya ben şöyle bir içimde umut var. İşte geçtiğimiz günlerde GM9 Pro tanıtıldı. Onun da fiyatı çok tartışmalı oldu. Evet. 2900'de tanıtıldı. Bugün 2500 Teknosa'da. Evet. Yine Mate 20 Lite'da ve işte diğer bizim yukarıda bulduğumuz fiyattaki cihazlarda kampanyalarla biraz aşağı çekilecektir diye ümit ediyorum. Umarım öyle olur. O zaman arkadaşlar geçelim bakalım telefon nasılmış bir görelim. Evet arkadaşlar, Mate 20 Pro şu anda elimde ve gerçekten telefon ilk etapta tam olarak bir premium hissini size yaşatmayı başarıyor. Zaten Huawei'nin amacı da orta seviye bir cihazla sizlere premium hissini yaşatabilmekmiş ve bunu gerçekten başarmışlar. Telefonda kullanılan cam malzeme 2.5D bir cam malzeme ve arkası önü komple cam. Aynı zamanda da etrafı parlak bir metal malzeme var telefonun etrafında ve gerçekten güzel bir his size yaşatıyor. Ekran tarafına baktığımızda cihazda 6.3 inçlik oldukça büyük bir ekran kullanıldığını görebiliyoruz. Gördüğünüz üzere ekrandaki görüntüler oldukça net, oldukça canlı gözüküyor. Ekran kasa oranı tabii ki önemli. Ekran kasa oranı %81 olarak belirlenmiş durumda. Gayet iyi bir ekran kasa oranına sahip cihaz ve şu aşağıdaki siyah bölme gayet ince şekilde gözüküyor. Hemen şöyle size beyaz bir ekranda aşağıdaki siyah çizgiyi göstermek istiyorum. Aşağıda gerçekten oldukça az bir kalınlığa sahip telefonun alt bölümündeki siyah bölüm. İşlemci tarafına baktığımızda cihazda Kirin 710'u görebiliyoruz. Kirin 710 Huawei'nin yeni bir işlemcisi ve orta seviye cihazlarında kullandığı bir işlemci. Açıkçası bu cihazda yapay zeka çok çok fazla öne çıkıyor arkadaşlar. Şöyle çektiğim fotoğrafları göstererekten size aslında bu konuyu anlatmak istiyorum. Telefonda ön tarafta 2 adet kamera bulunuyor ve kameraların biri 24 megapiksel, biri 2 megapiksel olarak konumlandırılmış ve şöyle göstereyim size HDR Pozlama diye bir
özellik gelmiş. HDR Pro diye bir özellik var kamerada. Yapay zeka desteğiyle çalışıyor. HDR Pro sayesinde herhangi bir ters ışıkla çektiğiniz fotoğrafta arkadaki ışık patlaması gerçekten çok az bir seviyeye indiriliyor. Gerçekten bu özelliği beğendiğimi söyleyebilirim. Güzel bir özellik olmuş. Telefon daha çok selfie çeken arkadaşlarımıza, selfie çeken kullanıcılara hitap etse de arka kamerası da oldukça başarılı ama ön kameradan son birkaç şeyden daha bahsetmek istiyorum size. Ön kamerada tüm bunların yanında arkadaşlar yapay zeka desteğini çok çok iyi çalıştığını ve farklı yaklaşık 8 saniye algılayabildiğini, sadece saniye değil, sahnenin etrafındaki gökyüzünü, etrafındaki eşyaları ve bunların hepsini de yine algılayabildiğini sizlere aktarmamda fayda var. Yani yapay zeka bu telefonu eline geçirmiş diyebilirim çünkü çok daha fazlası var. Birazdan onlara da gireceğim. Telefonun arkasındaki kameralarda da yine 24'e 2 megapiksel 2 adet kamera var. Huawei bokeh konusunda, yani portre modları konusunda gerçekten dersin çok iyi çalışmış arkadaşlar ve telefonda da oldukça iddialı portre modu çekimleri mevcut. Ön kamerada şöyle şeyler var. Daha önce diğer markalarda görmüş olduğumuz, özellikle Apple'la hayatımıza gelen Animoji benzeri ön kamerada. Şöyle size göstereyim. AR lens'e geçtiğinizde, portre'ye de geçelim. AR lens'te böyle kendinize yeni arka planlar yapabiliyorsunuz. 3D Q-Magi koymuşlar ismini ve gayet de iyi bir şekilde yüzü algılıyor. Gerçekten yüzü algılaması çok hızlı. Gayet de beğendim bu özelliği. Yani önde bir kızılötesi kamera olmamasına rağmen burada görmüş olduğunuz Q-Magi'ler işini gayet iyi yapıyor. O açıdan gönlünüz rahat olabilir. Yani bir eğlence cihazı arıyorsanız telefonu tercih etmeniz mümkün olabilir diye düşünüyorum. Kameralardan sonra açıkçası telefonun performansına değinmek lazım. 4 GB'lık bir RAM var ve Kirin 710'u kullanıyor cihaz ve bu 710 işlemcisi 12 nanometrelik bir işlemci. Orta seviye için hatta fazla bile iyi diyebilirim sizlere. Tüm bunların yanında GPU Turbo ismi verilen bir iyileştirme ile, performans iyileştirme özelliği ile cihazda oyun performansında %60'a kadar daha iyi bir performans ve %30'a kadar bir önceki nesle göre çok daha iyi bir enerji tasarrufu sağlamanız mümkün oluyor. Telefon hem performans açısından hem de genel malzeme kalitesi açısından oldukça başarılı gözüküyor arkadaşlar. Fiyat tarafında 3799 liralık maalesef biraz yüksek bir fiyatla gelse de cihaz genel olarak baktığımızda tercih edilebilir bir orta seviye cihaz olmuş. Maalesef ülkemizdeki yaşanan bu kurlardaki dalgalanmalar yüzünden orta seviye cihazların fiyatları bile bu noktalara geldi. Açıkçası cihaz hakkında söyleyecek yani çok olumsuz bir yorum yok fiyat dışında gibi gözükse de tabii ki sizlerin yorumlarını da çok merak ediyorum. Siz cihazı nasıl buldunuz? Fiyat performans açısından ve görünüş açısından yorumlara yazmayı ve videoyu bolca beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.